arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle iki renkli güzel bir model çalışacağız bebek ve yetişkin örgülerinde kullanabileceğimiz modelimizi ön yüzden şöyle görelim arkasını çevirdiğimizde de örgülerimizin tamamının ters olduğunu görmekteyiz modelimiz son derece kolay örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın severek yapabileceği güzel bir çalışma kolay gelsin diyerek hemen modelimizi kurmaya başlayalım kolay gelsin Gömleğimize başlamak için minik bir lastik çalışması yaptım ve biraz ilmeğimi aldım. İki renkten oluştuğu için lastiğim sonrası hemen beyazımı bağladım ve beyazımla örmeye başlıyorum. Lastik üzeri direkt beyaz rengimizle başlayalım. 3 üç ve 3'ün katlarında olacak bir tane kenar ilmeğimi ilk renk değişikliği olduğu için örerek alıyorum. O kenar dikiş ilmeğimiz olacak ve 3 tane beyaz ilmek örüyorum. 4. ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar 3 tane beyazımı örüyorum. 2 ve 3. 4. ilmeğimizi örmeden şişime takıyorum. 1 2 3 tane düz örüyorum. 1 tane ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. 1 2 ve 3. 1 ilmek örmeden geçirelim iki 3 bir ilmek örmeden şişime geçiriyorum 3 tane ilmeğimizi ördükten sonra son ilmeğimi de dördüncü kenar ilmeğim olarak düz örüyorum 4 tane kenarlarımızı başlangıç ve bitişte 4 olarak örüyoruz aralarda ise 3 tane beyaz bir tane mavimizi örmeden aldık şimdi örgümün arkasını çeviriyorum beyazlarımı örüyorum mavi rengimi yine örmeden şişime takıyorum ilk ilmeğimi örmeden aldım birer birer beyazlarımı örüyorum mavimi örmeden şişimi takıyorum ipim arkada bakınız tekrar 1 2 3 tane beyazımı örüyorum ipim arkada olacak şekilde mavimi alıyorum örmeden 1 2 3 ve maviyi örmeden alıyorum 3 tane ilmeğimizi ters mavimizi örmeden 3 ters maviyi örmeden alalım arka yüzden örerek geldim tekrar ön yüzdeyiz 3 tane düzümüzü örelim başlangıç olduğu için bir tanesi dikiş ilmeğimiz 1 2 3 tane düz mavimizi örmeden alıyoruz ipimiz arkada 2 3 mavi yine örmeden takıyorum 1 2 3 mavimizi örmeden geçirelim 1 2 3 mavimizi örmeden ipimiz arkada olacak şekilde geçiriyoruz ve son 4 ilmeğimizi örerek tamamlıyoruz tekrar örgümüzün arka yönündeyiz bakınız 3 defa ördük bir düz ördük ters ördük tekrar düz ördük hepsinde de mavi ilmeğimizi örmedik örgümüzün arka yönünü çevirdiğimiz zaman bütün ilmeklerimizi örüyoruz ama bu yönde bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyorum ters yönden ilmeklerimi düz örüyorum. Mavi de örüyorum bu sıramızda. Mavi de örüyorum. Bir uçtan diğer uca bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Ters görüntümüz ön kısımda oluyor. son ilmeğimizi varana kadar geldim hepsini ters olarak ördüm ve yeniden modelimizi kurmaya hazırız modelimizi kaydırarak kuracağız bakınız ilk kurulumumuzu yaptık çok güzel oldu şimdi ikinci rengim olan mavimle örmeye başlıyorum ve modelimi kaydırıyorum Kaydırma işlemimizi şu şekilde yapıyoruz. 3 tane ilmeğimiz vardı. Ortadaki ilmeğimizi bakınız 3 beyazımızın ortadakini örmeden alıyoruz. Birer birer kenardakini örüyoruz. Tam ortadaki yani ikinci ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenardaki ilk ilmeğimiz dikiş ilmeğimiz Birinci ilmeğimi örüyorum. ikinci ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. Her iki kenarımızda da işlemimizi aynı yapıyoruz. Dikiş ilmeklerimizi saymıyoruz. Kenar ilmeklerimizi ilk ilmeğim olduğu için geçişte örüyorum. Renk geçişlerinde ikinciydi de düz olarak örüyorum örgümün düz yönündeyim bakınız 3 tane ilmeğimin ikincisini örmeden şişime takıyorum ipimiz arka tarafta kalıyor sonrasında 3 tane mavimiz örüyoruz 1 2 3 diğer beyazımızın da tam ortadakini yine örmeden takıyorum ipim arka tarafta 1 2 ve 3 örmeden alıyorum ipimiz arkada 1 2 3 örmeden alıyorum ipim arkada şöyle bakınız tam ortadaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz kafamız hiç karışmasın sonrasında 2 3 bakınız 3 tane mavi ördüm örmeden alıyorum bir tane ilmeğimi ve son kenar ilmeğimi de örüyorum şu şekilde bakalım beyazlarımızı örmeden aldık aşağıdaki 3 ilmeğimizin ortasındaki ikinci ilmeğimizi örmeden alındı ve bu şekilde modelimizi kaydırdık. Şimdi arkadan yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Örmeden aldığımız ilmeklerimizi yine örmeden şişimizi, ipimiz bu tarafta kalacak şekilde alalım. İpimiz hep örgümüzün arka yönüne düşecek şekilde kalacak. Ön yüzü bozmayacağız. Arkada bakınız. Boş alıyorum. 3 tane mavimi örüyorum. Beyazımı örmeden alıyorum. 3 mavimi ördüm. Beyazım örgümün arkasında kalacak. Boş alıyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Ön yüzde yine düz olarak örüyorum ipim arkada kalacak şekilde örmeden beyazımdan bir ilmeği alıyorum 3 mavi örüyorum bir beyazı takıyorum 1 2 3 tane mavi ördüm beyazımı ip arkada kalacak şekilde taktım 3 mavi bir beyazımı taktım ve son 2 ilmeği hemen örgümün arkasına yeni çeviriyorum ve burada bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum bakın beyazımı da ördüm artık tamamladık modelimizi sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını örelim beyazı da ördüm modelimizi ikinci rengimizle de kurduk şimdi beyazımızla ilk sıra kurulumumuzda kuruyoruz. dört tane mavi örüyorum. Birincisi dikiş ilmeğimiz, boş ilmeğimiz, 3 mavimiz. Bir boş alacağız. Mavilerimizi beyaz olarak örüyoruz. Bir boş tam ortadaki bakınız iki beyazın ortasındakini boş alarak ilerleyeceğiz. Ve bu şekilde modelimizi istediğimiz örgülerimizde severek kullanacağız. İlk ilmeğimiz olduğu için örüyorum. Şu şekilde düz yöndeyiz ve düz örüyoruz. Bir tane boş alıyorum. İp örgümüzün arkasında kalacak. 3 tane beyaz örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. İp örgümüzün arkasında ve bu şekilde başlattım. Devam edelim. Örgümüzün arka yüzüne geçtim. Yine örmeden aldığım ilmeğimi alıyorum ve 3 tane ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Örmeden alıyorum. Ters örüyorum. Ve aynı işlemlerimizi tekrar ederek modelimizi istediğimiz kadar örmeye devam ediyoruz. Evet çalışmamızı bu şekilde yaparak devam edebilirsiniz. Bakınız bunu daha küçük numaralı şişimle ördüm. Bunu birazcık daha büyük numaralı şişimle ördüm. Hangisinden hoşlanırsanız hangi irilikten ona göre şişler kullanırsanız bakınız örgümüzün duruşu hemen değişmekte. Evet bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere.